7 numaralı grafiğimiz artık hisselerimize başladık. Doğuş Otomotiv. Biliyorsunuz Ali Yıldırım ofisi Instagram adresinden hafta boyunca hikayede yani story'de bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz ederim diye sizlere soruyoruz efendim. Ve takipçilerimizden bizlere gelen işte anket sonucunda en çok oy alan 4 tane hisseyi sizlerin huzurunda burada grafik eşliğinde analizini yapıyoruz. Bu hafta en çok oy alan hisse, hatta son zamanların en çok oy alan hissesi. Tabii ben çok takip ettiğim bir hisse değildi. Grafiğini hazırlarken gördüm değerli izleyenler. Zaten ekranda siz de görüyorsunuz. Doğuş Otomotiv'i bekleyenler için analizine başlayalım efendim. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Son 3 aydaki primi %-7. 2024 yılı primi %-3. Son 1 yıldaki primi %2. Zaten şu prim yüzdelerine baktığımızda da insanların niçin bu kadar çok Doğuş Otomotiv'i yani Doğaş'ı istediklerini görüyoruz. Yani birçok insan ne yazık ki burada ne yapmış? Para kaybetmiş. Ekranın alt kısmında zaten şu anda fiyatlama devam ediyor. 204.62 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bakın kırmızı kalın çizgiyle çizdik burayı. Fiyat uzun zamandır değerli izleyenler. Bakalım şöyle. Neredeyse işte Eylül ayından bu yana. Bakın 2-2,5 aydır. Bu bölgede bir ne yapmış efendim? Yataylaşma. Ve daralan bir yataylaşmaya doğru gitmiş. Burada bir akümülasyon süreci var mı? Evet görülüyor. Burada bir akümülasyon süreci var. Çünkü niye? Kırmızı günler var. Mavi günler var. Kırmızı günler var. Mavi günler var. Bu ne demek? Birileri mal topluyor demek. Birileri yüksek oranda artık büyükler Doğuş Otomotiv'de alım yapıyor demek. Uzun zamandır da prim yapmadığını düşünecek olursak bakın burada gap boşluğu bile var. Bu bölge ne bölgesi artık değerli izleyenler? Hazır mısınız? Söylüyorum. Almayan döverler bölgesi. Geçenlerde bir tane hisseyle alakalı işte yapmış olduğumuz GRT TV'deki analizi yaptıktan sonra bir veya birkaç gün sonra hisse ciddi manada prim yapmış. Biz de analiz olarak naçizane demişiz ki bu bölgeler alım bölgeleri. Bu bölgelerden yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Alınabilir. Para kazanılır artık hedef yukarı demişiz. Bir arkadaşımız da sağ olsun birkaç tane yorum yapmış da bir arkadaşımız da gayet kısa ve net bir yorum yapmış. Demiş ki analiz yapıldıktan hemen sonra hissenin yukarı çıkması demiş. Yani teşekkür ediyoruz bu yorumu yapan arkadaşlarımıza, tüm yorum yapan arkadaşlarımıza. İnsanlar takip ediyor sağ olsunlar bizi. Ve gerçekten bizi dinledikten sonra eğer alım yapıldıysa, tabii yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz, para kazandırmış. Biz bunu istiyoruz zaten değerli izleyenler. Para kazanın istiyoruz yani. Ve mutlu oluyoruz böyle işte arkadaşlarımızdan, takipçilerimizin yorumlarından dolayı. Lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. En azından bir faydamız olmuş. Yani o kişi de muhtemelen o şeyden sonra almış. Çünkü gülücük de koymuş sonuna. Emoji olarak. Ve para kazanmış herhalde. Yani ve biz de bundan ne yapıyoruz efendim? Mutlu oluyoruz. Şimdi inşallah burada da beklentimiz gerçekleşir. Tabii hemen olacağını zannetmiyorum Doğuş Otomotiv'de. Neden? Çünkü biraz hareket daha yataylaşmaya doğru gidiyor ve biliyorsunuz jeopolitik riskler var. Bu risklerden dolayı şimdilik %55-60 oranda çıkmasını beklemiyoruz ama yükselme ihtimali hala var. Bu bölge almayan döverler bölgesi alınabilir, kademeli tercih edilebilir. Ama bu söylediğimiz dediğim gibi değerli izleyenler yatırım tavsiyesi değildir. Peki hareket nereye kadar gider? 242-43 bölgesine kadar biz hareketin yükselme ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyoruz efendim. 242'den sonra da 274'e kadar hareketin devamını bekleriz. Tabii bu söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Onu da özellikle söylemiş olalım. Ama bu bölge önemli bir bölge Doğaş için. Yani biri gelse bana dese ki hocam ben bu bölgeden Doğaş alacağım. Bana ne dersin? Hiçbir şey demem. Alınabilir kardeşim. Niye alıyorsun demem yani. Efendim.